Merhaba arkadaşlar, eski hastalığınız yeniden depreşti. Euro Truck Simulator 2 yeni oyun, yeni şans yapacağız. Şuradan bir yeni profil oluşturalım. Simin Ercan TR 1 demiş de bunu otomatik mi dedi yani? Şöyle alt çizgi ekleyelim. Olsun. Güzel benzer tip var mı buralarda? Ama çok tip gelmiş ya. O bana benziyor. Yok. Neyse uzatmayalım. Şunu seçelim. Volvo, Volvo, Volvo var mı abi? Şu eski Volvo'ları severdim ben de. Kanalar da güzel, Merlin de güzel, DAF da güzel. Klasik Volvo diyorum. Logo fark etmez. Plastik güzel. Turistik. Trans diyelim. Türkçe. Oyun alanı. Oluştur bakalım. Şimdi abi bende bir böylece tek GT var ama ufak bir problemi var. Bunu halledene kadar klavyeyle devam edeceğiz. Size basit otomatik diyeceğiz. Size biraz tamamlayacağız. İnşallah eğitime sokmaz bizi. Onun seçeneği var mıydı acaba? Şuradan yer mi seçeceğiz? Bölgesi olsun abi. Burada. Ya fark etmez. Dortmund olsun. Yok yok ama eğitim deme ya. Eğitim deme abi bakalım. Hoş gördük. Tamam şoförüz. Güzel. Peki. Şimdi bir ayar yapmamız lazım. Şu kabini bir ayarlayalım. Açı 75 derece. Koltuk engeline. Aha, direksiyon ayarları da gelmiş. İyi, güzel. Tamamdır. Çalıştı, ışık var.
Ön plan çıkmış. Lan nereden çıkacaktık? Şu yolun. Bilmiyorum klavye değil de nasıl olacak? Şu an iyi gibi. Şu anlık iyi gibi. Bir de yolu bulabilirsek inşallah. Şansımıza da ilk işimiz Volvo ile oldu. Bizim değil gerçi de. Bizim de olacak inşallah. Yolu bulduk. Haydi bakalım. Rastgele. Yine yumuşak GVÜ mü? Sınırı var, 85 de gidiyor. Yok, o kadar da bir şey olmaz. Polis de yok buralarda zaten. Asfaltı bulduk. Özlemişim bak. Sinyale gerek var mı? Ne? Hem de polis. İlk işte çuvallayacaktık ya. Bizdeki şans zaten meşhur. Su dışarı mı çıkıyordu? Evet. Anlamamız bu. Ne kadar yolumuz var? 64 km. Aa, yakınmış. Ama doğru, ilk iş ya bu. Hiç tecrübe yok. Hiçbir şoför yeteneği, özelliğimiz açık değil. Uzun yoldur, özel yüktür falan. Normal. Peki. Kokpit göstergeler falan da yahşi. Yapmış mı burada bir hız sınırı? Niye o kadar düşük? Abi talih yok mu bura? Nere? Yük mü hassas? Su tankı abi, yükte ne var ki? Polizay. Her yerde polizay. İyi, bize hızdan geçirmediler. Pazartesi saat 10:53. 28 kilometre kaldı. Geldik lan. Abi polisten başka bir şey yok mu bu trafikte ya? Sollama serbest. Sollama yasağı sonu. Tabeladaki yazan. Anam, bu 90'a sabit dedim mi? Bunu ayarlıyor muyduk ya?
Buradan mı sola? Evet. Nereye atacağız? Abi yerleştirelim de biraz puan alalım ya. Şuraya. Direksiyon değil de klavyeyle oynadığım için dostlar dışarı çıkacağım. Normalde gelme. Normalde dış kamera kullanmam ben de. Şimdi klavyeyle boğuştuğum için. Direksiyonu devreye sokana kadar böyle. Kabul et ya artık. Ödeyecek, ödeyecek. Neydi? T miydi? Tamam. Kollar falan dönüyor. Bir şeyler oluyor. Güzel. Şeyi atladık mı? Atlamadık. Bir seviye atlayalım, böyle bir bitirelim. Burada bizim mekanımız. Tamam, eyvallah. Okey. Çalışacağız, kazanacağız abi. Eyvallah, sağ ol. Hemen yakın bir iş alalım, kısa. Ücret değil, mesafe başı ücret tercihi kullanıyoruz biz. Bu uzun, bu kısa. Ya ücret en az olsun. Şunu alalım. Teslim edelim, bölümü bitirelim. Magneto ya. Evet, taftayız. Yük sarıldı. Farları bir yakacağım. Hadi ya Allah. Şoför bulma yeri keşfetteseydi şuradan geçseydik. Neyse. Yol benim hacıdır. Yol benim de. Yokuşa çıkmanın manası yok yani. Bu klavyeye alışmam zor olacak. Şu direksiyonu devreye sokmam lazım. Çünkü bu oyuna devam edeceğiz. Böyle zor biraz. Ya gerçi bunun da ayrı bir keyfi var da.
Bak hemen yeşil yanar yanmaz. Ne yaptık ya? Ben düz gideceğim zannediyorum ya. Arka nasıl acaba? Bir metre geri gitsen olmaz değil mi? Bayağı kazmalaşmışız ya. Biraz oyuna uzak kaldık. Biraz da klavye tecrübemiz yok. Hep direksiyonla oynadık biz bu oyunları. Sanırım oradan. Şuradan sağa gideceğiz. Yani park yerini gösterse de biz direkt gitsek oraya koysak ya. Abi şu. Nerede o? Şu arkada. Tamam. Şuraya koyacağız. Bakayım. Dış kameraya çıkmadan direksiyonunu yapıyorduk değil mi? Direksiyonumuzun açısı nerede görmüyoruz şimdi. Diğer ayna çok küçük kalıyor. Çıkacağız dışarı. Anam çok darmış bura. O zaman çıkmadan yapabilir miyiz demiştim ama yapmadım. Mükemmel. Teşekkür. Ceza yedik de, yedikse de rahmet. Aa, ben ilk şurayı bir hallederim, ondan sonra diğerlerini geçelim de şunun birincisini açalım, uygulayalım. Video uzadı. Şimdilik bu kadar yeterli bence arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmazsanız ayrıca çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.